Biz de proje başlatmıştık. Artık ücreti biliyorsun. Bir bakalım. Artık bu 5 poşetine gelmesin. Kanla veriyorsun. Kanla veriyorsun. Marketlere atan poşet ediyor. Tamam mı? Hayırlı işler. Görüşmek üzere. Yarın ne yapacağız? Bunu devamlı yanında gezdireceğim. Bu sağlam. Sağlam. Evet. Şey değil mi? Bak lan doğru. Yıkayıp kullanabilirsin. Sayın Bayım Kamer, hemen bazı bir yıl kullanacaksın bunu. Bazı bir gidiyorum ben 5-6 poşet beni etmez. Tamam oğlum, hepsi işte 3 tane. Emin ol ha. Bak sana 3 tane verdi oğlum. Bana çok demek ki sen. Teşekkür ederim, sağ ol. Sayın Bayım Kamer, Sayın Bayım Kamer. Şimdi sizin hakkınız devletten müracaat etmesi lazım. Ya bu poşetler, bu poşetler 25 kuruşta bilen nasıl yaşayacak? Tamam işte onun yüzden 30 tane poşet yapacağız, tamam mı? Allah hadi yardımcı olsun. Bittiği zaman başım. Tekrar belediyeye gel, tamam mı? Sağ olun. Hadi sağ olun. Sağ olun. Hadi. Bak gelin var mı? Abi bunu çantaya mı atayım? Evet. Önder abi çantaya bırakıyorum abi. Bu proje son günlerde gündemde olan poşetlerin ücret hale gelmesiyle vatandaşımıza biz de duyarlı bir belediye olarak dedik ki poşetler ücretli oldu, biz de vatandaşımıza katkı olsun. Ben de çevreye duyarlı olalım diye belediye olarak bez poşet bastırdık ve bu bez poşetlerini biz özellikle pazar esnafına, pazara gelen vatandaşlarımıza ve markete giden vatandaşlarımıza dağıtacağız. Bu şekilde çevreye duyarlı poşetler bunlar, bez poşetler. Bunlardan İpek Yolu Belediyesi olarak şu an için 30 bin adet bastırdık. İnşallah bugün başlangıcını yaptık. Bugünden itibaren İpek Yolu sınırlarındaki tüm vatandaşımıza dağıtım yapılacak. Bu neyi sağlayacak? Biliyorsunuz bu yasa çevreye duyarlı bir yasa. Bu yasayla birlikte poşetler marketlerde 25 kuruş yapıldı. Neden? Poşet kullanımı azalsın ve çevre kirliliği de azalsın. Çünkü naylon poşetler çevreye zararlı biliyorsunuz. Dolayısıyla biz de bir projeyle artık dedik ki hem çevremizi koruyalım hem de bütçemizi koruyalım düşüncesiyle İpek Yolu Belediyesi olarak artık bez poşetlerimizle vatandaşın yanındayız. Bunlar böyle hem çevreye duyarlı hem de vatandaşlarımızın kolay kullanabileceği sağlam, kaliteli poşetler. Ben bu projenin hem İpek Yolu'muza hayırlı olmasını diliyorum hem de inşallah bundan sonra daha güzel bir çevre içinde bu poşetlerle alakalı bizim çalışmalarımız devam edecek.